Peki Zekeriya Bey, sizin partinizin, hareketinizin, yaklaşımınızın şiddetle, terörle e, şey nedir? Yani bir ilintisi var mıdır? Şiddete, teröre nasıl bakıyorsunuz? Siyaset ve şiddet, siyaset ve terör. Bu konuda e, nasıl bir yaklaşımınız var? Geçmişten bugüne ne diyorsunuz bu konuda? Ama takım bir... Terörün her türlüsüne lanet olsun. Tamam mı? Siyaset asla şiddeti içinde barındıramaz. Memleketin hiçbir sorunu dahilde insanların birbirine silah çekmesiyle veya güç kullanmasıyla çözülemez. Zaten biz diyoruz ki, şimdi mesela bizim parti programımızdaki ana başlıklardan bir tanesi Kürt meselesi ve biz açıklıkla bunu hep söyledik. Programımıza da yazdık, her platformda da söyledik. Dedi ki şiddet ve silah bu meselenin çözümünün önünde engeldir. Bu, bu meselenin çözümünü sağlamaz. Belki bundan dolayı bu meseleyi şiddetle çözmek isteyenler, şiddeti bir araç, bir yol, bir yöntem olarak görenler ısrarla ve ısrarla yola çıktığımız günden beri bizi karalıyorlar. Sürekli iftira ediyorlar. Ve bugün de onların ideolojik akrabaları aynı cümlelerle, aynı yol ve yöntemle bizi kararlamaya çalışıyorlar. Aynı iftiraları bize söylemeye devam ediyorlar. Şiddet yöntem değildir. Ben Müslümanım, ben inançlı bir insanım ve benim okuduğum, benim iman ettiğim kitap bana şunu söylüyor. Kim bir insanı kasten bilerek ve isteyerek haksız yere öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Bana göre bir insanı Bilerek ve isteyerek haksız yere öldürmenin bu dünyadaki cezası da idam cezası olmalıdır. Şimdi şiddete yönelik tavrımızı bundan daha net ifadelerle nasıl dile getirebilirim? Peki HDP ile ne farkınız var? Biz şiddetin o, o, her... o konuya niye girmiyorsunuz? Sordum hiç cevap vermediniz. Sizin HDP'den H ne farkınız var? Mesela herhangi bir tane benzer yönümüzü söylerseniz aslında onun benzerlik değil, farklılık olduğunu ben size izah edebilirim. Yani mesela benzerlik şöyle, siz de daha çok e, Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde siyaset yapıyorsunuz, Kürt vatandaşlarımızla ilgili mesajlar veriyorsunuz, İşte HDP'ye baktığımızda orada da yine benzer bir durum söz konusu. Yani aranızda e, nasıl Abaşta bir fark var? benzerliklerimiz de var Ahmet Hakan Bey. Bak bak başka benzerliklerimiz de var. Ne gibi? Ee, lütfen beni yanlış anlamayın. Mesela mesela biz çay içiyoruz, onlar da çay içiyorlar. Mesela biz soluk alıyoruz, nefes alıyoruz, onlar da alıyorlar. <laughs> mesela biz acıkıyoruz, mesela biz uyuyoruz. Mesela biz aynı şeyleri de yaşıyoruz. Bu bu tür benzerliklerimiz var. Ama bunlar bunlar takdir edersiniz ki bunlar politik benzerlikler, bunlar söylem benzerlikleri değil. Evet, hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz iki ayağımız üzerinde yürüyoruz. Hepimiz elbise giyiniyoruz. Bunlar benzerlikler. Bana siyasi bir benzerlik söyleyin. En fazla benzerlik şunu söylüyor belki insanlar. İşte Kürt meselesiyle ilgili çok şey söylüyorsunuz. Evet, biz Kürt meselesinin bu memleketin meselelerinden birisi olduğunu söylüyoruz. Ve aradaki kardeşliği bozan uygulamaların bir daha tekrar etmemesi, kardeşliğin tescil edilmesini ve gerçekten bu meselenin adalet temelinde çözülmesini istiyoruz. Ama bize göre bahsettiniz diğerleri bu meselenin çözümünü istemiyor. Bu meseleyi sadece arasallaştırıyor. Bu meselenin varlığından ne malanıyor ve siyasi bir e, çıkar elde ediyor. Ben bunu da benzerlik olarak değil, Taban tabana bir ayrılık olarak görüyorum. HDP'den fark en Başka temel fark bu diyorsan ben yani. farkı koyayım. Evet. Benim sorunu gerçekten ben Kürt olduğum için değil. Ben adaleti savunuyorum her konuda. Kime Nerede bir haksızlık yapılmışsa ben Doğu Türkistan'daki insan hakkını da savunurum. Benim memleketimde herhangi bir insanın bir sorunu varsa ben onunla ilgilenirim ve ben etnik aidiyetini de sormam. Hatta inancını da sormam. Mazlumun dini de sorulmaz. Nerede bir yanlışlık varsa ben o yanlışa parmak basarım ve ben onun o sorunun adalet temelinde çözülmesini isterim. Peki, benim duruşum budur. Peki, şimdi Cumhur İttifakı'nda malum Milliyetçi Hareket Partisi var. Sizce Hüdapar evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ni rahatsız eder mi? Zannetmiyorum. Niye rahatsız etsin ki? Hüdapar'ın programında olmayan şeyleri söylemelerinin sebeplerinden bir tanesi de belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da işte Büyük Birlik Partisi'nin ya da hatta AK Parti'nin bazı hassasiyetlerini kaşımak suretiyle bu ittifak olmasın. Biz Sayın destek vermeyelim diye uğraşıyorlar. Hüdapar yeni kurmuş bir parti değil. Bakın şu, şu, soruların cevabının aranması lazım. 2012 yılında kurulmuş bir siyasi parti. Bugüne kadar sadece partinin tüzel kişiliğiyle ilgili değil. Parti üyesi herhangi bir arkadaşımızla ilgili siyasi söyleminden dolayı, tavrından dolayı açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. Partimizle ilgili hukukun dışına çıktı diye tek satırlık tek kelime bir itham yoktur. 2012 yılından beri biz 2014 seçimlerine girdik, 2015 seçimlerine katıldık, 2018 seçimlerine katıldık. İnşallah 2018, 2023 seçimlerine iştirak edeceğiz ve iki tane de referandum geçirdik. Ve bu referandumlarda da anayasa değişikliğinin geçmesi yönünde oy kullandık. O zamanlar Hüdapar diye bir parti yok muydu da bu kadar ses çıkarmadılar, gürültü koparmadılar? Ya da 2018 seçimlerinde evet biz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olmadık. Ama biz Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı destek verdik. O zaman da biz ittifaka davet edildik fakat gerçekleşmedi, olmadı, anlaşamadık. O gün Hüdapar farklı bir çizgide mi duruyordu? Niçin o gün sabah, öğlen, akşam günün her saatinde Hüdapar tartışılmıyordu? Ya Peki, da Hüdapar'ın parti programı. Zekeriya Bey. Siz, Başka bir parti var mıydı ki? Siz Hüdapar olarak efendim? Türkiye'deki siyasi partilerle Herhangi bir temasınız oldu mu, oluyor mu? Hani böyle bir dışlanmış parti misiniz? Yani bir tek şimdi cumhur, ilk temasınız Cumhur İttifakı ile mi oldu? Hiç ne, nasıl bir, yani Türkiye'deki Hayır. siyasi yelpazede e, görüştüğünüz, konuştuğunuz partiler gö, oldu mu, oluyor mu? Olduğu halen de görüşüyoruz. Bundan sonra da görüşeceğiz. Hangi partilerle görüşüyoruz? onlar görüşün. kapılarını kapatırlarsa o başka bir şey belki Söyleyeyim mesela Millet İttifakı'ndan başlayalım. Millet İttifakı, İttifakı bileşenlerinden İyi Parti ile görüştük. Genel Meral Akşener'le mi? Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde. Evet. Akşener'le görüştük. Genel Başkanımız İshak Bey görüştü. Ben görüşmedim. Benden önceki Genel Başkan görüştü. İshak Bey görüştü. İshak Sağlam. Evet. Mesela biz e, e, Ahmet Davutoğlu ile görüştük. Ahmet Davutoğlu Başbakan'ın de görüştüm kendisiyle. Ee, Gelecek Partisi'nin genel başkanıyken de görüştüm. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Onlar da bizim genel merkezimize ziyaret ettiler. Benden önceki genel başkan İshak Sağlam da kendilerini ziyaret etti. Mesela biz yine önceki genel başkan e, İshak Sağlam döneminde Sayın Ali Babacan'la bir genel başkanlar düzeyinde bir görüşmemiz vardı Hüdapar olarak. Saadet Partisi ile bizim düzenli görüşmelerimiz var. Önceki genel başkanları Mustafa Kamalak'la, şimdiki genel başkanları Sayın Karamollaoğlu'yla, ben kendim birkaç kez görüştüm, bir defa da değil. Peki onlar ben, sizi on, yaratır. onlar yaratır. sizi Genel Millet merkezini İttifakı'na yaratır. çekmek için çabalamadılar mı? Onlar Millet İttifakı'nın bir parçasıydılar bu görüşmeler yapılırken. Bu tür bir teklif almadınız evet. mı onlardan? Hayır. Yani onlardan bu tür Millet İttifakı'nın içerisine girme yönünde doğrudan bir teklif değil ama bazı üçüncü şahıslar üzerinden dolaylı bazı teklifler geldi. Yani siyaset dışı bazı aktörler üzerinden bazı teklifler geldi. Bir de bunların dışında mesela yeniden Refah Partisi ile bizim görüşmelerimiz oldu. Bizim Milli Yol Partisi ile görüşmelerimiz oldu. Bizim Büyük Birlik Partisi ile görüşmelerimiz oldu. Bizim Diyarbakır Merkezli bazı partilerle görüşmelerimiz oldu. Bizim Hakpar ile görüşmemiz oldu. Pek çok partiyle bizim görüşmelerimiz var. Ama bu görüşmeler sanki hiç olmamış gibi ya da Hüdapar başkalaşmış gibi ya da Hüdapar'ı yeni keşfetmişler gibi bu kadar gürültü koparmalarının altında başka sebepler var. Yani yıllık bir de par biraz önce söyledim. 10 yıllık parti özlüyorsunuz. söylemediğim sözleri sanki söylemişiz gibi. Evet. E, Ahmet Hakan Bey, yani söylemediğimiz sözleri söylemişiz gibi. E, parti programımızda olmayan şeyler varmış gibi iddia edilmesi gerçekten e, yani nasıl diyeyim e, üzülüyorum ya. Yani Şimdi bu insanlar bunun ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorlar? Şimdi bir internet ortamında dijital ortamda diyelim ki biz orada değişiklik yaptık. Biz partimizi kurduğumuz gün biz bu parti programımızı dosyalar halinde yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Oradakinde değiştirme kabiliyeti var mı acaba bizde? Yani böyle bir imkanımız var mı? Bu, bu mümkün bir şey mi? Ama işte söylüyorlar. Biraz önce bir iki tane örnek verdim. Yok işte şunu söylüyorlar, yok bunu söylüyorlar. Yok kadına yönelik şiddetin önünü açacakmışız. Nasıl açacakmışız? Bizim söylediğimiz şey şudur mesela. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz defalarca söyledik. Dedi ki, evet kadına yönelik şiddet mutlaka önlenmelidir. Bütün insanlara yönelik şiddet önlenmelidir. Ama kadınlar zayıftır. Kadınlar ve daha zayıf olduğu için onlara daha çok ihtimam göstermeli ve mutlaka şiddet önlenmelidir. Ama biz onlara yönelik şiddeti önleyeceğiz diye aileyi yıkmayalım. İkisi birbirinin alternatifi değildir. Hem aileyi koruyalım hem de kadını koruyalım. Biz böyle söyleyince işte biz kadına yönelik şiddetin meşru olduğunu düşünüyormuşuz ya da onun önü açılsın diyormuşuz gibi. Propaganda Peki, yapıyor. Peki ben Bu şeyi grup, anlamadım. E, Siz grup toplantısında bir, bir dakika şunu şunu bir açıklığa kavuşturabilir miyiz diyorsunuz ki ya biz Buyurun. 2000 işte 12 yılından beri siyaset yapıyoruz. 10 yıldır varız. Şu seçimlere girdik, şuna girdik. Şu partilerle görüştük. Şu evet. e, Cumhurbaşkanını geçen seçimde destekleyeceğiz dedik. Hiç böyle bir tartışmanın konusu olmadık. Şimdi oluyoruz diyorsunuz. Neden yani neye bağlıyorsunuz bunu? Neden tartışma evet. konususunuz şu anda? Yani aslında bunun birden fazla nedeni var. Çünkü çok farklı farklı yerlerden tepkiler alıyoruz. Ee, mesela Kandil'den tepki alıyoruz. Mesela Pensilvanya'dan onun takipçilerinden, onun müritlerinden tepki alıyoruz. Ya Zekeriya Bey kan dilden tepki alıyoruz ne başka demek başka ben bazen, anlamıyorum efendim. ne ne demek istiyorsunuz ya yani kan dilden tepki alıyoruz bu altında ne var bu cümlenin yani yani somutlaştırabilir misiniz ne demek istiyorsunuz Açıktan işte, aç, ya, basından takip ediyoruz işte ödüp ilgili neler söylediklerini görüyorsunuz oradaki terör baronlarının oradaki şiddet baronlarının oradaki e, kan dökücülerin bizimle ilgili ne söylediğini bütün millet görüyor. Bütün toplum görüyor. Görmeyenler için söyleyin yani sizin adınızı yani şimdi, vererek doğrudan kandilden açıklama yapıldı mı ben rastlamadım yani en azından tabii, benim için söyleyin. Tabii Huda Hüda Hudaapar'ın Hüda Hüda adı da verildi zaman zaman şahsımın adı da verildi evet bunlar yapılıyor kandilden yapılıyor bunlar ee, sürekli yapılıyor yani bu bir gün iki gün değil Bunların iki yeni başlamadı onlar eskiden beri yapıyorlar yola çıktığımız günden beri yapıyorlar. İmralı'dan mesela şöyle bir şey gelmişti, ee, imalı bir söz. Bunların lokantada yemek yiyecek parası yok. Bunlar nasıl parti kurdular? Sizin Sanki için tanışıyormuşuz mi? tanışıyormuşuz gibi. Sizin için mi? Evet, evet. Öcalan söyledi. Evet, benim için. Bizim için, Hüdapar için. Hüdapar, evet. Görüşme notlarında var. İmralı görüşme notlarında var. Bunların lokantada yemek yiyecek parası yoktu. Bunlar nasıl parti kurdular? Yani bizi boğmak için, nefes aldırmamak için ne gerekiyorsa onlar yapıyorlar. Şimdi ultra seküler sosyalist komünist kesimler habire saldırıyorlar. Onların saldırmalarının sebebi belli. Onlar kendi kinlerini kusuyorlar. Bizim İslami çizgimizden, bizim Müslüman kişiliğimizden dolayı biz ne yaparsak yapalım, biz onların parti programının aynısını kendi parti programımız olarak benimseyip onlar gibi siyaset yapsak bile alnımız secde gördüğümüz de onlar bize düşmanlık yapacaklar. Onlara bir sözüm yok. Zaten onların bize dost olmasını da beklemiyoruz. Onlar bizim lehimize olumlu bir cümle kursalar aynanın karşısına geçip kendimizi kontrol edeceğiz. Acaba biz ne oldu bize yani? Biz değiştik mi veya biz yanlış bir yola mı saptık diye kendi kendimize soracağız. Bunların e, düşmanlıklarının sebebi bu. Bir sebep de şu. Millet ittifakına yakın olanlar AK Parti'yi veya işte Cumhur İttifakı'nın diğer birleşenlerini ürkütmek, bize karşı kışkırtmak için bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Bunu da şundan dolayı yapıyorlar. İlk defa belki e, Cumhuriyet Halk Partisi acaba bu sistemde biz iktidar olabilir miyiz diye bir ümide kapıldı. Her ne kadar kamuoyunun önünde bazı kamuoyu araştırma şirketleri, işte Sayın Kılıçdaroğlu %65 oy alacak, Cumhur İttifakı'nın adayı %35'lerde kalacak, arada 30 puanlık bir fark var, diyorsa da aslında durumun böyle olmadığını, durumu dengede olduğunu, %50'ye yakın o da eğer HDP destek verirse, iki tarafın, yani... Millet ittifakı artı HDP'nin %50 civarında, Cumhur İttifakı'nın da %50 civarında birisinin 1-2 puan aşağıda veya yukarıda olduğunu biliyorlar. Seçimde daha 2 ay var. Hüdapar dengeyi bozduğu için Hüdapar'ı denklemin dışında tutmak istiyorlar. He, anladım. Yani bir, bir, bir puanın bile çok önemli Ama olduğu bir ortamda, çevrelerin... Yani bir puanın bile çok evet. önemli olduğu bir ortamda e, devre dışında bırakmak istiyorlar diyorsunuz. Yani sizin yorumunuz böyle. Evet. Şimdi başka sebepler de var. Yani bu sadece bu da değil. İşte biraz önce söyledi, iki ayrı grubun sebeplerini söyledim. Bir şey daha var. Ee, bu sorunda belki sorulması lazım. Yani madem aradaki fark o kadar açık, 30 puanlık bir fark var ya da işte 20 puanlık bir fark varsa, madem Hudaş iddia ettikleri gibi yüzde işte 0.03 oy oranına sahipse, yani 3-5 bin oyu varsa, o zaman bu telaş niye? Niye bu kadar saldırıyorlar? Bu sorunun da onlar tarafından cevaplandırılması lazım. Ee, aslında bir sebep daha var. Cevaplanması zor sorulara cevap vermemek için gündemi öde para doğru getiriyorlar. Ahmet Hakan Bey, ben Ankara Hukuk mezunuyum. Bizim mezuniyet yıllığımızda 1988 mezuniyet yıllığının arka tarafında biraz matrak bir sözlük var. Hukuk sözlüğü diye. Orada meşru müdafaa maddesi var. Meşru müdafaa maddesinin karşısında şu yazar ters köşe soruya karşı bildiğin yerden sallama. Şimdi Millet İttifakı'na sizin projeniz nedir? Siz ne yapacaksınız? Siz bu memleketin şu sorununa ne getireceksiniz? Hangi çözümleri getireceksiniz? Mesela siz Kürt meselesine nasıl bir çözüm getireceksiniz? Ciddi bir şey var mı? O açıkladıkları 2300 maddelik işte şeyin içerisinde yok. Bu sorulara cevap verecekler. Eğer gündem gelirse. Yani şimdi normalde Allah aşkına şunu şurasında iki ay kalmış seçimlere. Siyasilerin, partilerin kendi planlarını, projelerini, ne yapacaklarını, ülke meseleleri hakkında ne düşündüklerini tartışmaları gerekmez mi? Ama bütün partiler hüdaparı tartışıyor. Bütün televizyon kanalları hüdaparı tartışıyor. Vallahi 40 yıl düşünsem bu seçimin konusunun hüdapar olacağını ben tahmin edemezdim. Sanki bizim Cumhurbaşkanı adayımız var. Cumhurbaşkanı adayımız seçilmek üzere yani bizim kendi partimizin çıkardığı müşakil bir aday. Diğer bütün partiler bir tarafta biz işte eh, AK Parti'nin, MHP'nin işte Büyük Birlik Partisi'nin veya gidecekse işte yeniden Hüda Partisi'nin desteğini almışız da yeniden Hüda bir e, siyasetçisi ya da başkanı, Cumhurbaşkanı aday olmuş da tam balık bıçak sırtı bir şey var. Böyle hani yüzde elli, yüzde ellinin artı biri kime girecek belli değil. Böyle bir tartışma yürüyor. Bunlar çok anlamlı şeyler değil mi? Size de, size göre de yani Hüda Par'ın bu kadar merkezde olmasının bir sebebi olmalı değil mi? Bunun sebebi tek başına sebebi Hüdapar değil. Hüdapar ne dedikleri gibi bölücüdür. Ne Hüdapar dedikleri gibi insanları ötekileştiricidir. Ne Hüdapar kavgacı bir dile sahiptir. Ne de Hüdapar onların diğer yakıştırmaları gibi böyle hani şiddeti kutsayan ya da arkasını bir yerlere dayayan ya da birilerinin heykelini dikmeye çalışan bir partidir. Peki. Bir tek dertleri var. Biraz önce söyledim. Millet İttifakı'nın derdi Hudapar denklemi dışında kalsın. Sol sosyalist, ultra seküler, ateist kesimin bir tane şey var. Ee, İslami yaşamı, ke İslam'ı kendi yaşamında tatbik etmeye çalışan, yaşamaya çalışan dindar bir kitlenin siyasetteki sesi, soluğu biraz azalsın. Onlar zayıflasın, geri, geri adım atmak zorunda kalsınlar. Fakat bunlar nafile. Bunlar bizi ürkütmeyecek. Ee, bunlar bizi yolumuzdan da koymayacak. Buradan söylüyorum. E ee, onlar ne söylerlerse söylesinler. Biz onların aslında gündemi de çok meşgul olmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Kendileri bilir. Bize iftira atanlar da hukuk önünde zamanı geldiğinde bunu hesabı Peki verir. Zekeriya Bey, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. Hem fikir misiniz? Bu kalıp içerisinde mi? Evet. Evet, öyle. Ahmet Akan Bey. Bakın biz bu cümleyi bu programda yazmadık. Ama biz şunu söyledik. Dedi ki Kürtler ve Türkler bu memleketin asli kurucu halklarıdır. Biz dedi ki bin yıldır beraberler ve bin yıldır kardeşler. Biz dedi ki kardeşliğin sadece edebiyatı yapılmasın, hukuku yerine getirilsin, kardeşlik bozulmasın. Bu ne demekse odur. Anlatabildim mi? Bizim bayrakla bir sorunumuz yok dedik. Biz böyle parçalanır mı ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bu vatanı birlikte hatta diyoruz ki Orta Asya'dan Türkler geldiğinde Kürtler zaten buradaydı ama bir yıl, bin yıldır birlikte burayı vatan edindiler. Bunlar ne anlama geliyorsun? Tam, tek yani tek bayrak diyorsunuz, tek devlet diyorsunuz, tek vatan diyorsunuz. Ee, bin yıllık beraberlikten de tek millet çıkar. Ha ha ha